Aleyna Erdem'le. Sana her şeyi anlatacağım. Ne işin var senin burada ya? Hangi yüzle geliyorsun? Aleyna ile konuşacağım. Çık dışarı. Ya çık dışarı. Bak güvenliği çağıracağım. Çıkar mısın? Aysel. Çık. Aa, git, git. Sen niye geldin ki buraya? Aysel, onunla konuşmadan gitmeyeceğim. Çekil önümden. Annenin yarım bıraktığı işi sen mi tamamlayacaksın? Babanın ölümüyle Aleyna'nın ne ilgisi var? Aysel! O mu iflas ettirdi babanı? Aysel'cim, ben sana derdimi anlatamıyorum galiba. Benim annemi tutukladılar, annemi. İyi olmuş. Sus Aysel, sus. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Kendine gel. O benim annem, annem. O da benim kuzenim. Kuzenim, kuzenim. Tamam, canı yansın istedim. Onun da kalbi benimki gibi kırılsın istedim ama ölsün istemedim. Asla istemedim. Yo, benim canım ya. Biz birlikte büyüdük. Kardeşim sayılır. Annem Aleyna'ya zarar vermek istememiş. O kimseyi öldüremez, öyle biri değil benim annem. Tanısan sen de anlarsın. O Aziz benim annemden hayat arkadaşını sevdiği adamı aldı. Ben babamı kaybettim, benim annem her şeyini kaybetti. Ne konuşacaksın Aleyna'yla? Şikayetini geri almasını isteyeceğim. Annem hapse giremez Aysel. Girerse ölür orada. Gerçekte kim olduğunu söyleyeceksin yani. Başka çarem yok. Aysel ya! Aysel! Gerekirse kurduğumuz oyunu da anlatırım ona. Annem hapse girmesin de başka bir şey istemiyorum. O yüzden şimdi çekil önümden. Bir de annemi kaybetmeyeyim. Anne? Anne, iyi misin? Sakın korkma anne. Seni oradan çıkaracağım, tamam mı? Ben dışarıdayım Karan. Dışarıda mısın? Bıraktılar mı seni? Nasıl bıraktılar? Avukat tutuksuz yargılanması çok zor demişti. Başka şeyler oldu. Ya sen eve gel, evde konuşuruz oğlum. Tamam. Annemi serbest bırakmışlar. Nasıl? Bilmiyorum. Görüşürüz. Karan! Aysel! Gidiyor, dur. Dur! Şişt! Aa, gidiyor. Gitti. Kovdun, değil mi? Kovdun çocuğu. Bana bir şey söyleyecekti Aysel. Aleyna Erdemli diye konuya girdi, apar topar çıkardı. Ya sen boş versene. Niye ayağa kalktın hem? Hadi yürü. Çünkü bana bir şey diyecekti. Bana diyeceğini merak ettim Aysel. Sen apar topar çıkarmasaydın öğrenmiş olacaktın. Benim burada olduğumu nereden öğrenmiş? Yani bir magazin sitesi Aleyna Erdem'le hastaneye kaldırıldı falan diye haber yapmıştır. Allah Allah! Kızım sen niye kalktın ayağa? Çünkü sıkıldım baba. Yani artık eve mi gitsek? Ya o iş öyle olur mu? Doktora bir söyleyelim, son bir kontrol yapsın. Git içeri, geç içeri. Dikkat et, dikkat et kolum. Tamam. Aysel, biz de sen yanındasın diye şey yapıyoruz. Sema Hanım, gideceğiniz yere bırakayım sizi. İstemez. Sema Hanım. Evet. Biz size ne yazık ki yarın sabaha kadar müsaade verebiliyoruz. Düşünün, taşının. Çiftliği eğer Aziz Bey'e satmaya razı olursanız... ...biz de Aleyna'yı şikayetini geri çekmesi için ikna ederiz. Olay da güzellikle kapanmış olur ki hedefimiz de bu. Ha. Satmamaya diretirseniz... Beni hapse attırırsınız. Aptal değilim, o kadarını anladım. Yok, hayır. Öyle bir şey söylemek istemedim gerçekten. Ben sizden yanayım. kartımı vermek isterim. İstemez. Lütfen. Allah'ım. Keşke onları bekleseydik. En azından evin önüne kadar bırakırlardı. Kızım onların da derdi başlarından aşkım. Bir de biz yük olmayalım insanlara. Ah Berrin, bir şey diyeyim mi? Bu zenginlik, para, pul falan var ya, hepsi boşa. Yani kabası bitmiş inşaat gibi. Hiçbir işe yaramaz. Dikkat kesil Nihal. İnşaat konuşuyor gene baban. Vallahi bana şimdi dünyaları verseler ben Aziz Bey'in yerinde olmak istemezdim. Ne demek ya kızının gözlerinin önünde vurulması kadar böyle fena bir şey var mı? Vallahi sen eniştem kadar zengin ol da isterlerse beni kurşuna dizsinler. Özel hastane diye bir şey var. Otel gibi kız. 2 günde dikerler beni eski halime getirirler. Tövbe tövbe. Ya Aleyna'nın o kadar acınacak bir durum yok ki. Kurşun sıyırmış geçmiş işte. O şimdi yeni yarasına göre ceket bile diktirir. Kız. Ekmek almaya mı gidiyorsun aşko? Geçmiş olsun Veli abi. Nasıl oldu çocuk? İyi çok şükür. Bugün taburcu ederler. Aman iyi iyi. Hadi geçmişler olsun. Hadi görüşürüz. Bu benimle konuşmuyor mu? Ne bileyim çok kırılmış herhalde. Sen de çok ayıp etmişsin Berrin. Aman ne? Asıl ayıp o etti. O vasat oğluna benim dünya güzeli Nihal'imi istedi ya bu kadın. Anne. Oğlum. Anne. Anne çok endişelendim senin için. Çok korkuttun beni. Biliyorum, biliyorum. Özür dilerim anneciğim, özür dilerim. Anne sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Az kalsın katil oluyordun. Babanın tablosu. Müzayede de o almış. Aziz Erdem'le. Ben de onu öğrenince dayanamadım işte. Yanlışlıkla kızı vurdum. Benim yüzümden neredeyse masum bir çocuk ölecekti. Ben bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ben böyle bir şey nasıl yaptım bilmiyorum. Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Anne tamam, tamam. Ağlama. Ağlama, sen üzülme. Kız iyi. Tamam, ben kendi gözlerimle gördüm. Kız iyi. Ama biz çiftliği o adama satmak zorundayız. Zorunda mıyız? Tamam anneciğim, bırak şimdi çiftliği mifli sen. Sen nasıl çıktın dışarı? Hı? Ya avukat bana tutuksuz yargılanması çok zor demişti. Ben şimdi bizim avukatı arayacağım. Yolda gelirken aklıma geldi. Babamın bir arkadaşı vardı, savcı. Neydi o adamın ismi? Bir Münir. Münir amca. Münir'i arayacağım, yardım isteyeceğim ondan. Bırak oğlum, bırak, bırak. Onun avukatı geldi. Emir mi neydi adı? Eğer çiftliği onlara satarsan kız şikayetinden vazgeçecekmiş. Aleyna. Aleyna Hanım iyisiniz değil mi? İyiyim Begüm'cüğüm. Geçmiş olsun. Aç mısınız? Bir şeyler hazırlayayım. Yok hiç aç değilim Sedef abla. Teşekkür ederim. Siz yine de bir çay demleyip yanına atıştırmalık hazırlayın. Sabahtan beri bir şey yemedim. Seni salona kucağımla götüreyim. Hayır baba ben giderim. Hadi geç yavaş yavaş. Geç. Siz içeri geçin. Geliyorum ben. Begüm benimle içeriye gel. Sedef Hanım bize müsaade edin. Gir içeri. Sen ne diye her geleni içeriye alıyorsun? Ya o manyak kadın Aleyna'ya bir şey yapsaydı? Lan hakkınız yok. Evet. Yok. İstifa mı edeceksin? Et. Yoksa şikayet mi edeceksin? Eğer Aleyna'ya bir şey olsaydı babası seni yaşatmazdı. Ben kötü biri olduğunu düşünmemiştim. Bunu sen mi bileceksin? Ha? Biz önemli bir aileyiz. Düşmanları olan bir aileyiz. Eğer burada çalışacaksan bunu bileceksin. Anladın mı? Burada çalışan herkes kime hizmet ettiğini iyi bilecek. Aziz güvenlikçiyi işten kovdu. Seni de kapının önüne koyardı ya, bana dua et. Şimdi çayı hazırlayın, bir şeyler ayarlayın. Ha, sakın, sakın Aleyna'ya bir şey belli etme. Efendim Aysel? Ya fırladın gittin öyle bir anda. Ne oldu? Anneni tutuklamayacaklar değil mi? Tutuklamayacaklar. Küçük hanım şikayetini geri çekecekmiş. Kim? Aleyna mı? Vay. Hiç tanımadığı bir kadını affetmiş demek ki. İyiliğinden yapmamış Aysel. O senin şerefsiz enişten var ya... O bizim elimizdeki son şeyi, çiftliğimizi de satın alabilmek için annemle pazarlık yapmış. Ya Aysel, ya bunlar böyle işte. Bunlar var ya, bunlar cepleri para para olsun diye ruhlarını pare pare ederler. Bunlar var ya, bunlar para için her şeylerini satarlar ya. Ne? Yok, inanamıyorum ya. Tamam, eniştem yapar ama Aleyna böyle bir şeyi asla yapmaz. Kuzenini toz konduramıyorsun değil mi? Bence o da biliyor. O da biliyor. Biliyor tabii. Babasının kızı ne olacak? Armut dibine düşer. İşte bunlar hepsi böyle. Bunların alayı şerefsiz. Neyse. Çiftlik. Çiftliği de istiyor. Çocukken yazları çiftliğe giderdik. 3 ay tatilde orada kalırdık. Hafta sonları babam da gelirdi. Çok sevdiği işinden vakit bulursa orada çok güzel zaman geçirirdik onunla. Benim babamla ilgili bütün güzel anılarım, hatıralarım, hatırladığım her şey orada. Çiftlikte. Sonra işte yaz biterdi. Biz İstanbul'a dönerdik. Babam da işlerine dönerdi. Beni unuturdu. Karan. Alsın alsın. Çiftliği de alsın. Her şeyimizi alsın. Anılarımı da çalsın. Ben nasıl olsa onun bizden aldığı her şeyi geri alacağım ondan. Bize yaptıklarını fitil fitil getireceğim bundan. Neyse. Aysel. Benim şimdi kapatmam lazım. Annemi yalnız bırakmak istemiyorum. O tepsiyi bırak. Bırak o tepsiyi. Çık yukarı şimdi, eşyalarını topla. Bu akşam buradan gidiyorsun. Baba, onun bir suçu yok. Tamam Aziz. Ben konuştum Begüm'le. O da çok üzgün. Aleyna Hanım, özür dilerim. Ben böyle olacağını bilsem asla içeri almazdım. Ya Begüm'cüğüm, biliyorum. Elin ayağın titriyor. Lütfen yapma böyle. Biliyorum ben. Kızın üstüne. Lütfen, onun bir suçu yok. Duyar duymaz ilk uçağa atlayıp geldim. Ancak da bunları bulabildim. Esas geçmiş olsun, Buket'in yarın gelecek. İyisin değil mi? Ben alayım. Teşekkür ederim. İyiyim Emir, sağ ol. Söyleyeyim odana yerleştirsinler. Ben yukarı dinlenmeye çıksam sana ayıp olmaz değil mi? Yok canım, ben yabancı mıyım? Dinlenmene bak. Peki, iyi geceler. Ama bir şeyler yemedin. Tamam, dinlensin anne. Çık kızım, iyi geceler. Hadi görüşürüz, iyi geceler. Hadi canım, iyi geceler. İyi geceler. Azizciğim, ben de yatayım artık. Bugün çok sinirlerim alt üst oldu. Emir. İyi geceler. Benim zaten Aziz Bey'le konuşacaklarım vardı. Hı hı. İyi geceler. İyi geceler. Begüm. Abi, ben sana sormadan bir hamle yaptım. Ne hamlesi? Alo. Sen adi bir şantajcıdan başka bir şey değilsin. Kimsiniz? Yanlış numara oldu herhalde. Çiftliği mi istiyorsun? Al. Al, senin olsun. Sema Hanım, sen ne cesaretle beni arıyorsun ya? Dilerim o çiftlik senin mezarın olur. Ne çiftliği? Ne diyorsun sen ya? Alo. Anneciğim. Anneciğim. Bak, çiftlik benim umurumda değil. Bak bana, şu an önemli olan sadece sensin. Tamam mı? Sensin. O adamın bizden aldığı her şeyi ben geri alacağım. Sen merak etme. Güven oğluna. Bu Sema manyağı beni nasıl arıyor? İçeride değil mi? İlhami'nin karısı mı? Evet. Abi, aslında ben seninle bu konuyu konuşacaktım. Sema Hanım'ı emniyetten ben çıkardım. Nasıl? Bazen Aleyna'dan nefret ediyorum. Bazen de onun için içim titriyor. Bugün onu öyle kanlar içinde görünce aklım gitti. Deli misin kızım? Sen arayıp haber verince benim bile gitti. Neyse ki Allah'tan bir şey olmadı. Kurşun sıyırdı geçti işte. Neyse ki. Aysel. Allah korusun. Bak. Allah korusun diyorum. Aleyna'ya bir şey olsaydı ölüm gibi mesela. Aziz o zaman bebeğimi aldırmadığıma sevinirdi. Yani tek çocuk olurdu ya. Abla sen ne diyorsun? Ya Allah korusun diyorum ya. İnsanın aklına geliyor işte böyle şeyler. Gelmesin. Canavar mısın sen? İyi be. Bir şey demedik. Bir daha böyle pis şeyler geçmesin aklından. Ya kızım, ben Aleyna'yı sevmiyor muyum? Canım o benim be. Abla diyor bana, daha ötesi var mı? Benim derdim onun babasıyla. Hah. Bunu çıkarma işte aklından. Ne konuşuyorsunuz? Ay hiç. Hiç. Hadi. Hadi iyi geceler. He. İyi geceler mi? Aysel. Kız bana bak. Begüm salağı nasıl içeri aldı o psikopatı? Misafiriniz mi var dedi. Ya anne, biz mutfakta oturuyorduk dedim ya. Daha kaç kere anlattıracaksın? Kızım adam gibi anlatmıyorsun ki, tatmin olamıyorum ben. Enişten bağırınca mı salona koştunuz siz? Ne diye bağırdı? Canımı bağışla mı dedi. Yalvardı mı kız? Kız ağladı mı? Anne, yarın işe gideceğim. Hadi iyi geceler. Nihal. Nihal. Kız. Nihal. Hı. Hadi kalk kızım. Seninle bir durum değerlendirmesi yapalım yavrum. Nihal'ciğim. Nihal. Nihal, Nihal. Ben gelmeden önce konuşuyordunuz ama. Oh, kudur Berrin, kudur, kudur. Sen nasıl benim kızımın hayatını pazarlık meselesi yaparsın lan? İt! Aziz yapma. Abi, Aleyna ciddi yaralansaydı böyle bir şey yapar mıydım? Lütfen bir sakin ol. Oğlum sen kim oluyorsun? Ha? Sen kimsin lan? Kimsin? Geberteyim mi lan seni? Aziz sakin ol. Kovuldun Emir. Elimde kalmadan buradan şimdi. Peki abi. Ben sana olayı bir etraflıca anlatayım. Eğer ikna olmazsan yarın ilk iş Sema Hanım'ı tutuklattırıp ondan sonra da istifa dilekçemi veririm. Anlat. Sema Hanım normal şartlarda bu çiftliği size satmaz. Araziye yatırdığınız para da boşa gider. Zaten bu haldeyken elden çıkartmak da zor. Parayı resmen toprağın altına gömmüş olursunuz. Fakat Aleyna şikayetini geri çekerse çiftliği satın alıp siteyi inşa etme şansımız olur. Doğru söylüyor. Şu halinize bakın. Sonra ben duygusuz adam oluyorum. Bunu... Toruncuğuna da kıyamazsın normalde. O kadına yaptığını ödetmenin tek yolu onu hapse tıkmak değil. Dışarıda olması özgür olacağı anlamına gelmez. Benimle ne konuşacaktın? Yüz yüze. Tamam. Nerede? Ne zaman? Babanın tablosu. Müzayede de o almış. Aziz Erdem'le. Babanın canını aldığı yetmedi. Şimdi de ondan bana kalan tek yeri istiyor. Baban toprağın altında çürürken... Bak şu adama, nasıl mutlu, nasıl eğleniyor. Adaleti ben sağlayacağım. Kızlar size yumurta haşladım. Baba şunu burnumun dibinden çek, çok kötü kokuyor. Allah Allah, bozuk mu ki? Yok. Mis gibi yumurta. Hah, ver. Nihal ne oluyor? O kokuyor, bu kokuyor. Abla ben sana dedim ya, yeme o tavuk döneri diye. Aferin, bozdun işte mideni. Ondan değil mi? Benim pis boğazlılığım işte. Yani. Hadi kalk doktora gidelim. Yok, gerek yok. Kız dolmuşa atlıyor, sağlık ocağının önünde indiriyor. Gerek yok anne, akşama kadar geçer. Neyse kızım, geçmezse gidin. Ya virüs varmış, bizim inşaatta da herkes kırılıyor. Ben geç kalıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi yavrum. Ablacığım. Dikkatli ol biraz. Hadi kolay gelsin. Hadi bay. Ben bugün Aysel'e izin vereyim. Gelsin seninle otursun. Prensesim canı sıkılmasın. Ay yok, ben dışarı çıkacağım bugün baba. Kesinlikle olmaz. Başın döner, bir şey olur. Daha toparlanmadın kızım. İyiyim, iyiyim babaanne. Sadece küçücük acıyor. Onun dışında gayet iyiyim. Bak şöyle yapalım. Bugün ana kız beraber çıkalım. Hı? İşte de ben arkadaşlarımla buluşacaktım. İyi tamam, ben Necati'yi göndereyim seninle. Şirketten başka bir araba isterim. Aa, merdivenlerden düşen Aleyna Erdem'le hastaneye kaldırıldı. Ne merdiveni, ne alaka? İşte baban çünkü hastanedekilere öyle tembih etti. Ne deseydim kızım? Silahla vuruldu mu deseydim. Sonra magazinciler peşimizi bırakmasın. Neydi o kadının adı? Sema mıydı? Ha, mahkemeye çıktığı zaman öğrenmeyecekler mi sanki? Senden bir şey rica edeceğim. Emir'e söyle lütfen. Mahkeme günü ne zamansa bize de bildirsin. O kadın ceza alırken bizzat orada olmak istiyorum. Biz Kasım bebeğimi öldürüyordu. Vicdansız. Ya bu kadın çok da kin tutulacak bir kadın değil aslında. Gerçekten. Kocası intihar ettikten sonra kafa gitmiş. Ben biraz araştırttım Emre. Tedavi görüyormuş. Şimdi hapse girecek. Bir şey yaparsa kendine. Olabilir. Düşünsenize. Bir ayda koskoca aile. Puf. Öyle bir şey olabilir mi? Gerçekten kendine zarar verir mi orada? Aleyna, acıma o kadına. Herkese acınmaz kızım. Ayrıca olay senden benden çıktı. Onun ne olacağına mahkeme karar verecek artık. Yani. Aleyna şikayetini geri çekerse tabii ceza almayabilir. Öyle bir şey olmayacak Aziz. Aleyna şikayetini geri çekmeyecek. Tabii canım. Yani bence de yapmasın. Kadın hapse girsin. Orada kendini öldürsün. Vallahi umurumda bile olmaz. Nasıl umurumuzda olmaz? İnsan canı bu. Ben böyle bir vebalin altında kalamam. Gerçekten şikayetimi geri çekeceğim. Aleyna kadının yaptığı yanına kâr mı kalsın kızım? Ha? Ondan sonra bıçağı çeksin gelsin burada bizi mi doğrasın? Amma abarttın Meral ya. Ya ben kadını tanıyorum, tanıştım kadınla. Gayet hanımefendi bir kadın. Herhalde cinnet anına denk geldi. Herhalde. Yok. Bu arada ben asla affetmem. Yani prensesime zarar vermiş, mümkün değil ama... ...şimdi Aleyna'nın da vicdanı sızlıyorsa... ...böyle istiyorsa... ...bize ne demek düşer ya? Ama bırakın Allah'ından bozsun işte, ne diyelim yani. Anneciğim yapamam. Yani ben böyle bir şeyin vebaliyle yaşayamam. Sağ ol Salih abi. Afiyet olsun. Küs müyüz? Yok canım. Ne küsü? Salih abi. Hı. Annemin Şeyma teyzeye yaptığını duydum. Ben de çok kızdım ona. Yani kusura bakma diyeceğim ama... ...ben olsam ben de çok büyük kusura bakardım. Ben annem adına senden özür dilerim. Estağfurullah. Çayı az iç az. Sende zaten demir eksikliği var. Ben senin suratına bakınca anlıyorum. Bak, kan sayımı yaptır. Hemoglobinin 12'den üstündeyse gel benim suratıma tükür ya. Salih, şu boşu da alır mısın? Aysel. Sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Ne oldu? Dün teyzen geldi şirkete. Buket diye bir kız varmış işten çıkarılan. Onun adresini ve telefonunu istedi. Eğer Aziz Bey'e söylersen beni işten attıracakmış. Niye hırslanmış ya o kadar? Ne bileyim. Aziz Bey öğrenirse niye söylemedin diye işten atar. Söylersem teyzen attıracak. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Niye ilgileniyor ki teyzem onunla? Hiçbir şey anlamadım vallahi. Buyurun. Begüm, solgun mu görüyorum kız ben seni? Ne oldu? Nefise Hanım akşam ifadeni mi aldı? Tabii silahlı insanı içeri almak büyük suç. İyi seni kovmadılar kız. Ne yaptın? Yalvardın mı? Ben özrümü diledim. Nefise Hanım da kabul etti. Meral Hanım bekliyorsanız çağırayım. Şurada bekleyebilirsiniz. Seni görmeye gelmedik ya. Nefise okşamış bunu bir de belli. Ben Meral Erdem'le. Dün konuşmamız yarıda kaldı. Mailde yazdığın o iğrenç iftiralar hakkında konuşacağız seninle. Ben mail falan atmadım diyorum. Asıl siz iftira atıyorsunuz. Yüz yüze konuşalım. Hı. Bugün müsait misin? Kaçta? Tamam. Ben gelirim oraya. Meral Hanım, teyze kızınız geldi. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaynanan Begüm'ü fırçalamış, pırıl pırıl olmuş kız. Ha, dün akşam çekti kenara konuştu, evet. Niye kovmadınız? Ben bu evin hanımı olsam bir dakika durmaz kovardım. Sen benim yerimde olamazsın Nihal'cığım. Aleyna nerede? Uyuyor mu? Ay büyük korku atlattı çocuğum. Yok canım, çoktan çıktı. Arkadaşıyla buluşacakmış. Kız sen nasıl anasın Meral? Ameliyatlı çocuk salınır mı ya? Ay anne, açık kalp ameliyatı oldu sanki. Abartma, sıyırdı geçti, bir şey yok. Kahve içersiniz değil mi? İçeriz, içeriz. Kız sana ne anlatacağım? Nihal'e kısmet çıktı. Gülmesene mi? Ay ne gülüm kızım. Tamam. Burada duralım. Ben kendim taksiyle dönerim. Seni beklemene gerek yok. Peki Aleyna Hanım. Teşekkür ederim. Selam, hoş geldin. Hoş buldum. Saçını kestirmişsin. Evet. Bazı şeyleri değiştirmek istiyorum da. Önce kendimle başlayayım dedim. Değişiklik iyidir. Yakışmış. Teşekkür ederim. Senin de kıyafetin çok yakışmış. Teşekkürler. Ama bayağı ince. Sen burada böyle üşürsün. Biz başka bir yere gidelim. Üşümem. Bak hava çok güzel. Güneş de öyle. Bir şey soracağım. Siz kadınlar neden sıkı giyinmezsiniz? Kesin bizi denemek için değil mi? Kesin. Bakalım titremeye başladığım zaman ceketini çıkarıp verecek mi? Verecek misin? Hayır. Şaka şaka. Tabii ki vereceğim. Daha ilk sınavdan kalmak istemem. Acıtmıyorum değil mi? Yok, acımıyorum. anlat bakalım. Bana ne söyleyecektin hastanede? Aleyna. Ben sana yalan söyledim. Bir de beni suçlu çıkardılar. Kız göz var, nizam var. Senin oğlunla Nihal evlenir mi ya? Ya niye bu kadar tepki gösteriyorsun Berrin? Sonuçta Nihal'le yaşıtlar, aynı mahallede oturuyorlar. Oğlanın işi de varmış. Kız iş dediğin de şirkette çaycı. Olsun. Yanlış anlama Nihal'cığım ama Nihal de sonuçta bir doktor falan değil yani. Talipleri de ona göre olacak. Öyle değil mi? Ya sen de benim gibiydin, unuttun mu? Ama gittin bak Aziz Erdem'le ile evlendin. Yani ben niye daha ağzına yetineyim ki? Şimdi çocuğum, Aziz Erdemli'den bir tane var. Yani ben istemiyorum patron falan olsun. Genel müdür olsa da kafi. Neyse canım, kendi bileceği iş. Sonuçta pişman olmasın da reddettiğine. Benim çıkmam lazım Berincim. Nihal de Osman Bey'e iş görüşmesine gidecek. Onu da atıver teyzesi. Ama bana ters düşüyor. Hadi canım, görüşürüz. Hadi güle güle tatlı. Görüşürüz. Hadi kalk. Hadi. Sonuçta Nihal de doktor değilmiş. Kendi sanki atom insanı. Ne kadar gıcık oldum ya. Az kaldı az. Neye? Dolmuşa geç kalıyoruz. Hadi acele et. Kaçırmayalım bari. Kısırı da yiyemedik. Şimdi söyleyince benim takıntılı bir ruh hastası olduğumu düşüneceksin. Keşke arkadaşlık isteğe göndermeseydim. Keşke mesaj atmasaydım. Keşke görüşmeseydim diyeceksin. Pişman olacaksın. Haklısın. Hatta şoförüne gizli gizli mesaj atıp çabuk gel beni buradan al diyeceksin. Diyeceksin, en iyisi biz ne yapalım biliyor musun? En iyisi biz hiç konuşmayalım. Sen ara şoförünü gelsin seni alsın, olur mu Aleyna? Evet. Biz de bir daha görüşmeyelim. Sen anlat, ne yapacağıma ben karar vereyim, olur mu? Motorumla arabana çarptığım günden beri aklımdan çıkmıyorsun. Şirketin kuruluş yıl dönümü partisine de seni görebilmek için. Benden hoşlanıyor musun yani? Sen şimdi böyle söyleyince utandım. Kusura bakma. Çok saçma değil mi? Yani toplamda bir saat bile görmediğim bir kız gözümün önünden gitmiyor. Evet ya ben gerçekten normal değildim. Hani ben senin tipin değildim, bir auram yoktu. Öyle dedin ya bana o gün partide. Yani aslında ben onları kendime söylüyorum. Karan oğlum yapma. Kendine gel. Bu kız senin tarzın değil. Saçmalama diyordum. Ama senin hastaneye kaldırıldığını duyunca kendimi kaybettim. Seni görmeden de yapamadım. Şimdi muhtemelen ceketimi çıkarıp yüzüme vuracaksın ve gideceksin. Hatta arabaya binince de kız arkadaşlarını arayıp aptal bana aşık olmuş diye dalga geçeceksin. Haklısın. Geçeceksin tabii. Çünkü ben bunu hak ettim. Ceketi veremem çünkü gerçekten üşüdüm. Yani arkadaşlarıma da bir şeyler anlatmam için bana daha fazlası lazım. Mesela? Mesela böyle beni özel bir yere götürmen lazım. Ki ben şöyle oldu, böyle oldu diye anlatabileyim. Beni nereye götürüyorsun? Aleyna şikayetini geri çekecek ama önce Sema'nın çiftliği devrettiğini görmek istiyorum. O kadına güvenmiyorum. İkincisi, o fiyat teklifini de indiriyorum. %10'u kadarını vereceğim, onu da kamp parasına saysın. Anladın mı? Peki Aziz Bey, hiçbir aksilik çıkmayacak. Merak etmeyin. Bir daha da benden habersiz iş yaptığını görmeyeceğim. Aysel, bunu da Emir Bey'e verebilir misin? Vereyim. Ben de Aleyna'yı arayacaktım ama uyuyordur diye vazgeçtim. Aleyna iyi. Dışarı bile çıktı. Evet ama bu halde motora binemezsin. Motoru ben burada bırakayım, taksiyle gidelim. Tamam, öyle yapalım. Hadi. Bir dakika. Buna bakmam lazım. Efendim? Kızım neredesin sen? 2 gün dayanamadın değil mi alışveriş yapmadan? Hemen ayaklanmışsın. Aysel kimin neyim tahmin et. Zehirli Pelin'le tabii ki. Hayır, Karan'layım. Karan'la mı? Ne işin var ya senin Karan'la? Ben sana her şeyi anlatacağım akşam, tamam mı? Şimdi kapıyorum, hadi bay bay. Neredesiniz Aleyna? Hadi. Tamam. Gel. Aziz Bey. Heh. Size bir şey söyleyeceğim. Söyle. Aslında bunu daha önce söylemem gerekirdi ama... Arzu söylesene hadi. Dün eşiniz geldi şirkete. Buket diye eski bir çalışanın numarasını istedi. Ben de verdim. Buket kim ya? Çabuk o kadının numarasını bul getir bana. Çabuk. Çabuk Arzu koş. Koş hadi. Neden arayıp duruyorsunuz? Ben mail falan bilmiyorum. Kimseye de iftira atmadım. Bu senin bilgisayarından gönderilmiş. Bana dürüst konuşmazsan iftira davası açar. Senin canını okur. Şimdi yeğenlerin derken Nihal'i mi kastettin? Neden? Ne gördün, ne biliyorsun? Şu çalışanlarıma bak ya. Hepsi birbirinden gerizekalı. Bir de bana denk geliyor. Gel, gel, gel. Ver şunu, çık dışarı. Bir daha da saçma sapan şeyler yapma. Bakın Meral Hanım, size yemin ediyorum ki... Ben bir şey bilmiyorum. O maili de ben... Ne? Ha, Buket, Aziz Erdem'li ben. Efendim? Şimdi bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. Eşim eğer sana bir maille ilgili bir şeyler soracak olursa... ...o maili senin gönderdiğini söyleyeceksin, tamam mı? Hiçbir sorun çıkmayacak, garanti ediyorum. Bir de ayrıca sana tazminat olarak bir maaş daha yatıracağım. Anlaştık mı? Evet. Öyle yapacağım, tamam. Tamam. Sekreterim arayacak seni, haber bekliyorum. Cevap bekliyorum. Evet. Ben attım maili. İtiraf ediyorum. Ben yaptım. Özür dilerim. Bir dakika. Nihal'i mi kastettin? Aziz'le birlikte mi gördün onları? Hayır, ben bir şey görmedim. Öylesine söyledim. Sırf gıcıklık olsun diye. Hadi Karan ya, neredesin? Aç hadi, aç Aleyna. Aleyna ile buluşmuşsun. Niye bana söylemedin? Telefonlarınıza ulaşılamıyor. Ne konuştunuz bilmem lazım. Mesajı alınca beni ara. Neredesiniz? Benim şiirli mekanıma götürme onu. Şimdi sen eğer iş bulamazsan Londra'ya mı döneceksin? Yani bakacağız. Böyle özellikle baktığın bir şey var mı aradığın? Yok, öylesine bakıyorum. Bulunca öğreneceğim. Esra'ya, aramızdaki gönül yakınlığına, Tuncay. Kalpsiz Esra, gelmiş bir de bunu buraya bırakmış. Zavallı Tuncay. Bir gün buraya kitap almaya gelecek ve bunu görünce kalbi kırılacak. Ne kadar? Ben alıyorum bunu. 10 lira. Tamam. Tuncay'ın kalbinin kırılmasına izin vermeyeceğim. Ama sen bu kitabı alırsan Tuncay gerçeği asla öğrenemez. Ama acı bir gerçekle yüzleşeceğine en azından güzel bir yalanla yaşar. Diyorsun. Ben hemen geliyorum. Bahram abi, bir dakika gelir misin? Vahram abi, bunu alıyorum. Bir sonra aramızda hallederiz, tamam mı? Tabii. Ne bu? Senin için aldım. İçine not yazmadım. Eğer beğenmeyip kitabı geri bırakırsan asla haberim olmayacak. Peki sen benim resim yaptığımı nereden biliyorsun? Parmağındaki boyadan. Vahram abi biz gidiyoruz. Hadi sana kolay gelsin. Görüşürüz Karancığım. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Mersi. Ay, burası çok güzel ya. Bir çay içelim mi şurada? Olur. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun abi. Aslında ben de sana yalan söyledim. Ben merdivenlerden düşmedim. Vuruldum. Vuruldun mu? Kim, niye seni vurdu ki? Yani aslında benim için değil, babam için gelmişlerdi ama... arada ben kaynadım. Yani böyle söyleyince de şimdi mafya filmi gibi oldu. Ben sana başından anlatacağım. Babamın da tanıdığı bir iş adamı iflas etmiş. Yani bu durumda kaldıramayıp intihar etmiş. Eşi de bu durumdan babamı mesul tutuyor. Ama aslında babamın hiçbir suçu yok. Yani babam hiçbir şey yapmamış ki o adama. İş dünyası çok acımasız. Yani biri kazanıyorken biri de kaybediyor ama adam da maalesef kaldıramamış durumu. Ama eşi intikam almak için hala peşimizde. Yani işte eve gelmişti en son. Ben de bir ses duydum, ne olduğunu anlayamadım. Paldır küldür çıktım. Zaten her şey çok çabuk oldu. Hiçbir şey anlayamadım. Çok korkunçtu. Sonrasında hayal meyil hatırlıyorum. Verilmiş sadakanız varmış. Çok geçmiş olsun. Sonra ne oldu? Yani o kadına ne oldu? Hiç merak ettin mi? Yani ben şikayetimi geri alacağım tabii ki. Çünkü kadın anladığım kadarıyla çok iyi değilmiş. Şimdi içeride kendine bir şey falan yaparsa ben bunu vicdan azabıyla yaşayamam. Acıdın yani. Sen ne kadar iyi yüreklisin böyle ya. Yani teyzem hep der, kimsenin ahı yerde kalmaz diye. Ben onu Allah'a havale ettim. O versin cezasını. Doğru. En doğrusunu yapmışsın. Tekrar geçmiş olsun. Sohbete daldık, unuttum. Benim bir işim vardı. O yüzden gitmem lazım. İznimle kalkacağım. İyi, tamam. Tamam. Hı. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bu arada bugün arkadaşlarıma anlatmayacağım. Kendime saklayacağım. Tamam, teşekkür ederim. Nerede bunlar? Ne yapıyorlar ya? Aysel nereye? Vapurla geçeceğim bugün. Görüşürüz. Neredesin sen? Bayağı deneyiminiz var. Katalog çekimlerinde de çalıştım, showroomlarda da. Son işinizden niye ayrıldınız? Yazmamışsınız. Patronla anlaşamadık. Yani benden kaynaklı bir sorun değil. Söz nişan bir şey var mı? Yok ama bu sorun neden? Yani işe alıyoruz, sigortasını yapıyoruz. Şak diye evleniyorlar. Doğum izni, süt izni, ara ki bulasın. Mağdur oluyoruz. Doğurmayalım yani. Maaşı ve sigortayı ben ödüyorken değil. Ebru, mezureyi getirir misin? Seni bir ölçelim. Ama orada hepsi yazıyor yani, ölçülerim yazıyor. Her gelene güvenip işe alsam bu işin ayakta tutamam ben. Bugün 2 santim için yalan söyleyen kim bilir yarın ne yapar? Teşekkür ederim, istemez. Çalışmayacağım. İyi günler. Ya biz bu planı birlikte yaptık. Aleyna ile öyle kafana göre buluşamazsın. Mesaj mı attı? Bileceğim. Buluşacak mısınız? Önce bana söyleyeceksin. Ne konuştunuz, ne yaptınız? Hepsini bileceğim. Anladın mı? Hepsini. Evet. Ne konuştunuz acaba o kadar saat? Babasının ne kadar harika bir iş insanı olduğunu konuştuk. Babamın beceriksizliğinden dolayı iflas ettiğini ve bunu kaldıramayıp intihar ettiğini anlattı bana. Aleyna Erdem Hazretleri anneme çok üzülmüş. O yüzden şikayetini geri almış. Hapise girerse kendine bir şey yapmasından korkmuş. Ya Allah'a havale etmiş annem. Annemi Allah'a havale etmiş. Kimsenin ahı yerde kalmaz diyor. Doğru. Kalmaz. Kalmayacak da. O Aleyna'nın yüzüne senin baban şerefsizin teki, şantajcı. Sen de onun kızısın, boş yapma. Çiftliğe çökebilmek için şikayetini geri aldın dememek için kendini zor tuttum Aysel. Ama o gün gelecek. O gün geldiğinde ben bunların hepsini onların yüzüne tek tek tokat gibi vuracağım. Ya işte böyle havadan sudan konuştuk. Sen ne yaptın? Azize Emir'le konuşurken duydum. Çiftliği değerinin 1/10'ine verecekmiş. 1/10? Kan parasına saysın deli kadın dedi. Ne dedi? Deli kadın mı? Deli kadın ha? Deli kadın. Karan dur, nereye gidiyorsun? Karan dur! Dur ya dur! Sel çekil önümden, öldüreceğim öyle seni. Ya bir dur! Şimdi gideceksin, 2 yumruk atacaksın. Sonra adamları gelip seni durduracak, bir sakin ol. Sen bu adamın ölmesini istemiyor musun? Her şeyini kaybetmiş, çaresizlik içinde kendi canına kıyarak ölsün istemiyor musun? İstiyorum. İstiyorum ama o zamana kadar Aleyna'ya nasıl katlanacağım? Bu kadar mı çekilmez buluyorsun Aleyna'yı? Hiç mi eğlenmediniz canım birlikte? Ya ne eğlenmesi Aysel? Kızın söylediği her şey bana batıyor. Tamam mı? Sakinleştin mi? Beni eve bırakır mısın o zaman? Bırakırım o zaman. Merak etme. Onu sana şiir okuduğum kafeye götürmedim tabii ki. Yani Aleyna orada sıkılır. Ben o yüzden attım o mesajı sana. Aynen. Sıkılır. Aynen sıkılır. Ne oldu? Yüzün gülüyor. Yanaklar kırmızı. Gözler çipil çipil oldu. Hayırdır? Atla. Babayam, bana nar ayıklar mısın? Ayıklayayım kızım. Elma da soyayım mı? Canımsın. Kardeşim miydi o çocuk? Anne o sarışındı, sarışın. Mendil kadar ekran bir şey seçemiyorum ki. Ebe vicdansızlar. Nasıl kıydınız güzelim televizyona ya? Aziz eniştem ne zaman değiştirecek acaba salondaki televizyonu? Şş, bana bak. Ondan bir şey isteyip de küçültme kendini sakın. Ben maaşım yatınca alacağım taksitle zaten. Oldu. Senin maaşını da oraya gömer sonra battaniyeye kemiririz. Aha ablan da işsiz. Zaten böyle yemeye devam ederse abiye mankenliğinden jübilesini de yapacak. Ama işte boğazıma dizdi. Tam yemiyorum. Ya Berrin karışma kızlara. Onlar daha büyüme çağında. Nar da getiriyorum. Baba çok tatlısın ya. Büyüme çağında mı dedi? Ablam, hani Karan Aleyna'ya aşık olursa demiştin ya. Hı. Öyle bir ihtimal yok. Ben o zamana kadar nasıl katlanacağım Aleyna'ya dedi. Bayağı hiç sevmiyor, nefret ediyor ondan. Ne zamana kadar? İşte Aziz eniştemden intikamını alana kadar. Ya Aysel sen böyle deyince ben çok korkuyorum ya. Bak intikam diye Aziz'in bütün servetini hiç etmez mi bak. Çocuğumun rızkı var sonuçta orada. Oo, senin kafa yine başka yerde. Ya senin kafa niye burada değil acaba? Hep bir planlar, oyunlar. Kızım benim daha hayati dertlerim var anlamıyor musun? Yarın karnım büyünce ne olacak? Korse takarsın. Ne bileyim bol şeyler giyersin. Sonra da İzmir'e gitti deriz annemlere iş için. Oyalarız bir şekilde. Oyalarız. Kızım bir saat geç kalınca sokağa dökülüyor bunlar. Ya sen panik yapma. Ben halledeceğim. Sakin. Vallahi mı? Hı. Abla. Oh. İyi ki varsın vallahi ya. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Neyse hadi. Gülizar'ın da kızı boşanıyormuş. Daha evleneli bir ay olmadı. İyi hayırlısı. Bu kadar mı yani? Bir şey sormayacaksın mı? Niye, nasıl? Ya insanların özelini niye sorayım? Sen de sorma. Yakışık almaz. Sağ ol. Allah'ım yarabbim. Gülizar'ın kızı da boşanıyormuş. Daha evleneli bir ay olmadı. Ama üzüldüm. Gülizar'ın kızı kimdi? Ya Nisan yok mu kınasına gitmiştik? Organizasyon tutmuşlardı. O. Ben duvara mı gıybet yapıyorum çocuğum? Bir lafı da alıp sürükleyin be. Şeyma teyzeyi küstürmeyecektim. Git özür dile anne ya. Sabaha kadar gıybetin dibine vurursunuz. Evet Berrin ya. Kaç senelik komşusunuz böyle küslük olmaz. Ya böyle özür dilemekle de ağız aşınmaz ya. İyi bari ben bir Şeyma'ya uğrayayım da geleyim. Git. Nasıl kasa geldi? Tabloya mı bakıyorsun? Gözünü alamıyorsun değil mi? Evet çok güzel değil mi? Gerçekten öyle. Ama sanki salonun dekorasyonuna pek uymadı bu. Renkleri biraz fazla mı koyu? Meral, yastık yüzü değil bu. Tablo. Olabilir. Ama biraz daha fresh bir şey olabilirdi bence. Ya anneciğim bu sanat eseri ya. Hani öyle bakmasak mı? Nasıl baksak acaba? Annene nasıl baktırsak acaba? Annenin o yüksek sanat zevkine ulaşmasını mı bekliyoruz? Hayır, biz onu böyle kabul edeceğiz. Elinde olsa Berrin'in gecekondu diye çevirir burayı. Baba. Tabii. Geyikli halılar, kurutulmuş biberler, patlıcanlar. Tam takılıyorum, alınma. Birdenbire nereden çıktı bu sanat sevdanız? Ben de anlamıyorum. Anne sen yapma bari. Devir değişti artık. Artık zenginlik parayla değil. Artık zenginlik zevkle, keyifle. Şimdi benim kalibremdeki adamlar artık gidiyorlar, bu tip eserlere yatırım yapıyorlar. O yüzden ben de bundan sonra güzel kızımla gideceğim galerilere, sergilere, değil mi? Ya harika olur babacığım. Değil mi? Aslında ben senden bir şey rica edecektim. Araba. Hayır, hayır. Arabamla çok mutluyum. Yani bir arkadaşım iş arıyor. Aslında işletme mühendisliği bitirmiş. Acaba diyorum bizim şirkette ona bir pozisyon ayarlayabilir miyiz? Kimmiş bu arkadaş? Adı Karan. Hmm. Daha önce adını hiç duymadım. İşte yurt dışında okuyordu. O yüzden bahsetmemişimdir. İyi tamam gelsin görüşelim. Gerçekten mi? Evet. Ya şey yapayım ben şimdi değil sabah ararım haber veririm. Daha iyi otur. Heyecanlı. Geç buyur Berrin. Kalkma kalkma rahatına bak yabancı mıyız oğlum? Yok ya ben zaten yatacaktım siz konuşun. Geçen çok hatalı davrandım. Sen beni biliyorsun azıcık fevriyim. Yoksa Salih benim oğlum gibi elimde büyüdü. Niye kötü konuşayım onun için değil mi? Sen birden öyle Nihal deyince ben şoka girdim. İleri geri konuştum. Bak. Hakiki kaşmir. Dokun bak yumuşacık. Onunla beraber... Aha, bunu da böyle yanına... Ay. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi akrabanın eski tipte sana kakaladıklarını bana mı getirdin şimdi Berrin? Kız Meral hiçbir şeyi eskiyene kadar giymez. Kakalamak ne demek aşk olsun. Bana bak senin kalbin bu çulla çaputla soğuyor olabilir ama benimki öyle kırılınca hemencecik eski haline gelmiyor anladın mı? Ya şunları getireceğini şu içten bir özür dilesen yeterdi. İşte bunlar özür mahiyetinde. İstemez Berrin. Hadi. Nihal, bak ne diyeceğim kızım. Seni KPSS kursuna göndereyim diyorum. Ne kursu baba ya? Kızım sağlık meslek lisesi mezunusun. Sınava girersin, atanırsın, devlet memuru olursun. Bu yaştan sonra kursa falan uğraşamam. Allah Allah, ne varmış yaşında? Ya illa bu sene kazanman şart değil. Bak ben sonuna kadar arkandayım. Neyse tamam, hadi ben... Yatıyorum. Fındığa bir şey vermeyeyim. Ben hepsini hallettim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Var bu küçük adama. Baksana hayalleri bile küçük. Çalışacağım, kursa gideceğim. Ne için? Devlet memuru olmak için. Ya adamcağız haklı. Daha ne kadar yapacaksın ki abiyamankenliğini? Bu işin sonu yok. Kızım bebek doğunca çalışmayacağım ki zaten. Hem alacağım param arabamın benzinine yetmez. Arabayı nasıl alacaksın acaba? Ben almayacağım ki. Babası herhalde minibüslerde süründürmez bizi. Değil mi bebişim? Oh. Abla o adamdan sadece bebek için nafaka alacaksın. Kendine bir şey isteyecek kadar küçülmezsin herhalde. Of. Barıştı mı aşkolar? Sizin yüzünüzden kapısına kadar gittim. O ne yaptı? Beni kovmaktan beter etti. Gel anlat, ne oldu? Özür dilemedin mi? Kırılan kalbi çulla çaputla eski haline dönemezmiş. Ne var o poşetlerde? Sen teyzemin eskilerini mi götürdün? Ömrü hayatında bir kere kaşmir giysin dedim, beğenmedi hanımefendi. İçten bir özür dilesem yetermiş. Ne oluyorsunuz? Annem Şeyma teyzeye rüşvet etmiş. Oh olsun sana ya, oh olsun. Sen herkesi kendin gibi zannediyorsun değil mi? Baba, teyzem bunun gönderiyor ya. 2 gün sonra da hediyeler alıp gönlünü alıyor. Bu da aynısını Şeyma teyzeye yapmaya kalkmış. Bak, bazı insanların gururu var Berrin Hanım. Ben gurursuz muyum kızım? Değil misin? Maşallah, hepiniz gurur abidesisiniz. Bir Berrin yalaka, bir Berrin çıkarcı. Berrin tamam. Sen de doğru konuş annenle. Meral'in karşısında eğilmekten kamburum çıktı be. Kendim için değil, sizin için. Yapmasaydın. Biz mi dedik gitti karşısında eziklen diye? Nasıl alacaktık o zaman bu evi ha? Kredi çektik ya hanım. Hala ödüyoruz. Peşinatı kim verdi? Eniştem. Ya isteme dedim, o zaman da söyledim. Kendimiz biriktirirdik. 50 lira atardık her ay kenara. Ya bu dediğini kendin inanıyor musun be? Ya keşke evimiz olmasaydı da karşımızda şöyle dimdik bir annemiz olsaydı be. Tamam, yeterince gerildik. Bence şimdi yatalım. Hadi yatalım. Dimdik bir anne mi istiyorsun karşında? Gör bakalım dimdik anne nasıl oluyor? Gel. Ya sen niye yangına körükle gidiyorsun? Çok üstüne gitme şu kadarlık ya, yeter. Tamam ya. Bir tut dilini, bir tut. Anne onlar ne? Anne ne yapıyorsun? Berrin. Ya nereye? Senin ne yapıyor ya? Berrin. Berrin'in gururunu göstereceğim hepinize. Annem dur. Anne bak villaya gidiyorsan vallahi konuşmam. Yürü sen artık bir sus. Anne. Ya anne yapma ya ne olur ya. Berrin ne yapıyorsun? Berrin sus. Anne yapma ya. Ne yapıyorsunuz? Rezil olacağız hadi. Berrin. Ne oluyor ya burada akşam akşam? Ne yapıyorsunuz siz? Ya kusura bakmayın bizim hanım biraz dellendi de Aziz Bey. Sinir krizini evinde geçiremiyor mu? Begüm sen odana çıkar mısın? Anneciğim siz de müsaade edin biz halledelim. Neyi hallediyorsun Meral? Ne oluyor? Biri bana anlatabilir mi? Meral, bunlar bana verdiğin kıyafetler. Al, bunlar da senin verdiğin terlikler. Geçen bir pirzola göndermiştiniz, onu da yedik. Helal edin artık. Ya teyzeciğim niye böyle yapıyorsun? Bizim olan her şey zaten sizin aynı zamanda. Yok kuzum öyle olmuyor. Benim kızlarım dimdik bir anne istiyormuş. Gururlu bir anne istiyormuş. Bundan sonra sizden bir çöp bile alamam. Çok sağ ol anne ya. Şu an çok gurur duyuyorum seninle. Çekil. Topla şunları. Topla. Topla şunları. Gelmiş bir de şov yapıyor evimin ortasında. Yeter be. Aziz enişte, senden aldığımız evin peşinatını da ödeyeceğiz. Hemen değil de senet gibi. Ya teyzeciğim saçmalama, neyi geri ödüyorsun? Duygu sömürüsü yapıyor. Babaanne. Tamam, Begüm! Aziz. Kağıt kalem getir. Aziz lütfen. Artık bu saçmalık bir son bulsun, olur mu? Veli enişte, sen de böyle bir şey söylesene, ne olur. Ne diyeyim? Kızım çekil. Aziz Erdemli'ye olan 25.000 lira borcumu 1 ay sonra ödeyeceğimi taahhüt ediyorum. İmzala, hadi. Baba, şaka yapıyorsun. Hayır, gayet ciddiyim Aleyna. Hadi imzala. Anne, hadi imzalasana. Ne oldu Berrin? Yemedim. Yemiyorsa rest çekmeyeceksin. Anladın mı? Hele bana hiç rest çekmeyeceksin. Buyur beyim. İmzaladım. Rahatsızlık verdik. Kusura bakmayın. Hadi. Hadi. Aysel. Hadi. Enişte. Yapmayın böyle, dur. Ver, topla şunları. Bu ne baba? Bu ne? Bu mu baba? Gerçekten bu mu? Anneciğim. Anneciğim, yapma böyle. Ne olur yapma. Anne. Hadi, hadi. Anne. İnşallah asla sana benzemem. Hadi, ben dellendim. Enişteme ne oluyor? Hakikaten ödeyeceğiz mi biz o parayı ya? Ödeyeceğiz dedik, ödeyeceğiz. Hadi durmayalım daha burada, hadi. Aleyna bebeğim, ne yapıyorsun? Ne yapayım anneciğim? Tablonun fotoğrafını çekiyordum, story atacağım bak. Ay Aleyna, siz bu tablonun nesini beğeniyorsunuz çocuğum ya? Baksana, bu böyle bir hüzünlü, bir karamsar, mutsuz bir şey bu ya. Ben teyzenlere gidiyorum yavrum. Aa, dur, ben de geleceğim. Gideyim, montumla çantamı alayım, birlikte çıkalım. Tamam, hadi. Hadi. Anneciğim, ne olur böyle yapma. Geceden beri hiçbir şey yemedin. İstemiyorum oğlum ya. Anne oğul yürüyüşe çıkalım mı? Hı? Hava çok güzel. Belki dönüşte de bir kaçamak yapar tatlı yeriz. Şuraya bir pastane açılmış. Peki anneciğim. Aleyna. Selam, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sana çok güzel bir haberim var. Yani aslında yüz yüze söyleyecektim ama sonuçta bu iş beklemez. İş mi? Babamla konuştum. Sana şirkette bir iş ayarladı. Yani Londra'ya gitmene gerek kalmadı. Sen babandan benim adıma iş mi dilendin? Hayır, yani tabii ki öyle değil. Ben senden böyle bir şey istemedim. Tamam, özür dilerim ama ben de sandım ki eğer iş bulursan gitmene gerek kalmayacak. Aleyna, bir daha sakın benim adıma bir şey yapma. Tamam mı? Sakın. Benim şimdi kapatmam lazım. Bakın Gürol Bey, biz bu hayır cevabını kabul etmiyoruz. Size daha önce de söyledim. Bir ton para yatırdık o araziye. Hı. Yok, projeyi geri çekme veya durdurma şansımız söz konusu bile olamaz. Hayır, niye bu aşamada problem çıkıyor? Ben anlamıyorum ki. Peki, ben Aziz Bey'le konuşup tekrar size döneceğim. Sağ ol. Gerizekalı. Aysel, ya şu kuru temizlemede benim takım elbiselerim var. Onları alıp öğlen benim eve bırakabilir misin? Tabii Emir Bey. Şu fişi, şu da benim evin yedek kartı. Şifresi de 5564. Tutar mısın aklında? Tutarım. Şahanesin, teşekkürler. Alo. Aziz Bey, problemimiz var. Bu kuruldaki herif, Gürol Ocak, imar iznini imzalamıyor. Hı. Arazinin rüzgar enerjisi potansiyeli yüksekmiş. Yani öyle çok konuşup da anlaşabileceğimiz bir tipe de benzemiyor. Bu arkadaşın fotoğraflarını artık ortaya çıkarmanın vakti geldi bence. Evet. Peki. Ben konuşup detayları tekrar haber vereceğim size. Gece ben değildim Meral. Cinnet geçirdim herhalde. Başka bir açıklaması yok. Yani ben sana çok kırıldım. Onu bil. Çok da kızdım Berrin. Aziz'e karşı da anasına karşı da beni ne hale düşürdün? Kız o bir şey değil. Ben bir gecede 25.000 lira borcun altına girdim Meral. Eniştem de sağ olsun hiç alttan almadı. Ya teyzeciğim, ben öyle bir parayı ödetir miyim size? Aşk olsun. Yani bak, ben babamla konuşurum, tamam mı? Demin ne oldu? Ben değiştireyim. İzin vermem babama. Yok. Bir elimi yıkayıp geleceğim ben. Ben ne getirdim? Bak, fındık için ben neler aldım. Baksana. Kız, köpek elbisesi mi bu? Evet. Şaka yapıyorsun. Gel. Çok güzel değil mi? Ben şeyi getireyim, fındığı getireyim de giydirelim. Giydirelim, hadi gel. Kız pomponları da var. Koca koca insanlar bundan mı uğraşmış? Ya ne kadar alıcısı var bunun biliyor musun sen teyze? Allah canını almasın. Bunu da takalım. Dur. Ama çıkar. Çıkar, iyice maymuna döndü. Çıkar. Ya. Dur kız çıkarma. Fotoğrafını çekeceğim, Veli'ye göndereceğim. Bana versene Nihal abla. Gel bakalım, gel. Eyvah. Yok hadi, Aleyna, Allah, Aleyna abi. Hadi. Bebekçi. Bir şey mi bakmıştın? Pamuk arıyordum. Gözüme bir şey kaçtı da rimel galiba. Var mı? Bizden gasp ettikleri tabloyu gidip evlerinin salonuna asmışlar ya. Aleyna Hanım da hemen fotoğrafını çekip internete koymuş. Bir de altına saçma sapan bir şey yazmış. Eniştem de ne anlar ya sanattan. Aklı sıra böyle elit zenginlerin arasına girecek. Gösteriş yapıyor. Karan, itiraz etme. Gel Aleyna seni şirkette işe soksun. Ne yapayım Aysel? Ha? Ne yapayım? O herifin çalışanı mı olayım? Evet efendim, sepet efendim diye ördek yavrusu gibi peşinde mi dolaşayım Aysel? Ne yapayım? Ya bak bunlar bir iş karıştırıyorlar. Emir bugün telefonla konuşurken duydum. Bir imar izni mi varmış, neymiş? Biri imza atmıyormuş. Bu da fotoğrafları göstermenin vakti geldi falan dedi de anlamadım ne. Ne fotoğrafı? Ne bileyim anlamadım işte. İmar izni. İmza vermiyor. Fotoğraflar. Güzel. Şantaj yapacaklar. İstedikleri imar iznini çıkarabilmek için şantaj yapacaklar. Pislikler ya. Şerefsiz bunlar ya. Ya bak eğer sen de şirkete girersen el ele verip o Aziz'in canını okuruz. Bütün pis işlerine engel oluruz. Şimdi doğru zaman. Ara Aleyna'ya işi kabul et. Doğru zaman. Nasıl gidiyor motorcu çocuklar? Ya sabah iyiydik. Sonra bir ara bir bozuştuk. Ama şimdi yine iyiyiz. Bir güne o kadar gel git nasıl sığdırdınız acaba? Üzüyor mu seni? Yok ya Aysel, üzmüyor gerçekten. Trip attı ama haklıydı aslında. Ya çünkü iş arıyordu, ben de babamla konuştum. Galiba gururu kırıldı. Ama sonra da arayıp kabul etti filan. Galiba şimdi iyiyiz yani. Bana bak, hoşlandığını o kadar belli etme. Havalara girmesin. Ya... Bu Bu sefer taktik falan yapmayacağım Aysel. Ne hissediyorsam onu yaşayacağım. Hatta... Şu an sesini duymak istiyorum. O arasın diye beklemeyeceğim, arayacağım. Seni arıyor. Açma. Biraz kıvransın. Kıvransın bakalım. Yani saat de daha erken. Uyumamıştır değil mi? Yok canım, uyumamıştır. Birileriyle takılıyordur. Kiminle? Nereden bileyim? Herkes olabilir. Aleyna bak, sen kendini çok kaptırma. Sonra üzülürsün. Aynı anda birden fazla kızı idare eden o şerefsiz tiplerden biri olabilir çünkü. Hayır. Olamaz Aysel'cim. Ay yok, bir daha aramayacağım. Üst üste darlamayacağım. Ne diyeceğim sana? Senin şu şirketteki arkadaşın neydi? Arzu. Hah, Arzu. Senin gözün onun üzerinde olsun, olur mu Aysel? Yani bir şey olacağına değil tabii ki ama... ...şu ikisinin üzerinde bir olsun gözüm böyle. Senin orada benim gözüm kulağım olman lazım. Sürekli oradasın zaten. Tamam. Sen merak etme. Karana gözüm gibi bakarım ben. Tamam. Çok güzel oldu bu arada. Ya otur bir sana diyorum ya. Dolabımı karıştırıyordu. Bir de elinde bizim magazinden çıkmış bir fotoğrafımız vardı. O zaman senin teknedeki kız olduğundan şüpheleniyor. Kesin. Ya ne gülüyorsun be deli deli? Ya kızım görmen lazımdı. Böyle fare gibi kıtır kıtır karıştırıyordu. Bulamadı değil mi o gün giydiğin ayakkabıları? Yok. Sedef istemişti. Ona verdim Allah'tan. Senin o kız olmadığına ikna oldu değil mi? Ya abla. Bak teyzem öğrenirse mahvoluruz. Yine söylüyorum sana boşanmaz. Ama büyük olay çıkarır. Babamın yüreğine iner. Annem seni öldürür. Enişten bu sefer eve adam yollayıp bizi korkutmakla kalmaz. Bitirir bizi. Ne olursun ya. Yalvarıyorum sana. Birazcık daha dikkatli ol. Tamam mı? İyi tamam. Aysel'cim ben çıkıyorum. Tamam. Hadi kolay gelsin. Emir şimdi çıktı. O adamla buluşacak. Rezervasyonu ben yaptırdım. Konum göndereceğim şimdi. Merhaba, kolay gelsin. Buluşacağı adam imar kurulunda yetkili. Site projesi için bir imza almaları mı ne gerekiyormuş? Bu adam da engel oluyor. Eğer senin dediğin gibi ise bazı fotoğraflar gösterip ona şantaj yapacak. Tamamdır, gerisi bende. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba. Arkadaşımı bekliyorum. Gelsin, siparişi öyle vereceğim. Peki efendim. Sağ olun. Vallahi ben sizi beklemeden siparişimi verdim. Kusura bakmazsınız artık. Buranın levreği çok güzel, tavsiye ederim. Çok vaktim yok. Yüzle görüşelim dediniz, geldim. Bu arada baştan uyarayım. İmza için ikna etmeye çalışacaksanız boşuna çaba sarf etmeyin. Ben bu konu için çaba sarf etmeyi bırakalı bayağı oldu Gürol Bey. Buyurun, paket sizin. Nedir bu? Açın lütfen, açın. Nereden buldunuz bunları? Gürol Bey, daha akılcı cümleler kurun. Nereden buldun? Nereden bulduysam buldum. Var mı bir önemi? Bakın Gürol Bey, özel hayatınız sizi ilgilendirir. Ben asla yorum yapmak, burnumu sokmak istemem. Ama diğer insanlar farklı düşünebilirler. Değil mi? özellikle sizin gibi bir mertebedeki insanın böyle fotoğrafları ortaya çıkarsa, düşünsenize, eşiniz, çocuklarınız. Ama bu sizin yaptığınız şantaj denir. Yok canım, ne şantajı Allah aşkına? Yok öyle bir şey. Sadece bunun karşılığında sizden ufacık bir isteğimiz var. Bir imza. Hani şu evlenirken attın ya, aynısından. İmzalamazsam? İmzalamazsam? Vallahi Gürol Bey, ben böyle bir opsiyon görmüyorum. Bunlar sizde kalsın. Orijinalleri zaten bende var. Levrek, telefonunuzu bekliyorum. Yazık, geri zekalı. Aziz yok mu? Yok. Senin ayrı odan yok mu? Sekreterlerin odası olamıyor canım. O iş bende canım. Seni buraya müdür yapacağım. Hem o zaman da sen Emir'i kuru temizlemeye yollarsın. Ya abla, şakası bile kötü. Ben sana daha kaç kere söyleyeceğim. Bebek doğduktan sonra koparacağız onlarla bağımızı. Bebeği babasından koparamam herhalde. Vallahi hiç babalık yapmak isteyeceğini düşünmüyorum. Bak, çok boş hayaller kuruyorsun, sonra yere çakılan sen olacaksın, haberin olsun. Ne oldu, ne konuştular? Aysel, haklı çıktık. Emir adama şantaj yapıyor. Ne vardı fotoğraflarda? Bilmiyorum, göremedim. Ama özel hayat falan dedi, belli ki uygunsuz fotoğraflar. Fotoğrafların orijinalleri Emir'de. Bizim o fotoğraflara ulaşmamız lazım Aysel. Tamam, o gelmeden bakarım bir. Ararım seni. İyi, bak bakalım, dikkat et. Abla sen otur, benim Emir'in odasından bir dosya almam lazım, bir bakayım. Sen bak keyfine. Çay içer misin? Olur. Teşekkürler Salih. Afiyet olsun. Salih. Çok mu kırgınsın bana? Yok canım, estağfurullah, ne kırgınlığı. Hem Berrin teyze haklıydı. Yani senin gibi bir kız niye bana baksın ki? O iş öyle değil Salih ya. Sen benden daha iyisini bulacaksın. Vallahi bak, öyle teselli olsun falan diye söylemiyorum. Çok ciddiyim. Tost yaptırayım mı? Yok, teşekkürler. Bir şey bulabildin mi? Ya her yere baktım ama hiçbir şey yok. Kasa falan da yok odasında. Büyük ihtimal evde saklıyor. O zaman evine girip alacağız. Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır. Sende evinin anahtarı vardı. Korkma Aysel. Bana 5 dakika yeter. Tamam mı? Bak, eğer o fotoğrafların orijinallerini bulabilirsek Aziz Erdemli'nin büyük projesini patlatırız. Tamam mı? Babam, çiftliğe at da alır mıyız? Alamayız. Hiç suratını asma. Ben orayı dev bir site yapmak için aldım. Ama eğer çok istiyorsan, öyle orası yıkılmadan önce bir gün öyle gezmeye gidebiliriz. Güzelmiş diyorlar. Piknik yaparız. Çok güzel olur. Hiç sevmem, hiç. Baba peki benim bu senin işe alacağın arkadaşım da gelebilir mi? Hem tanışmış olursunuz. Yeni eleman mı alıyoruz abi? Emir büyük yerden. Aysel? Bu akşam baskın yok mu? Varsa hani bilelim, hazırlığımızı yapalım. Hayırdır abi, ne baskını? Bunun annesi dün gece kapıya dayandı, olay çıkardı. Bunlara ben bir toplu para vermiştim, ev alabilsinler diye. Neymiş efendim, onu geri verecekmiş. Niyeyse. Sanki yaptığım tek yardım o paraymış gibi. Ve sanki bir de onu verecek paraları vardı. Ödeyeceğiz. Ne? Ödeyeceğiz. Bize verdiğiniz bütün paraları ödeyeceğiz. Aysel. Baba, Aysel'le böyle konuşamazsın. Ne teyzemlerle ne Aysel'lerle böyle konuşturtma. Kızım şaka yaptım. Baba böyle şaka mı oldu? Şu kızın haline bak. Aysel! Hay Allah, keşke sormasaydım. İzle eserini. Bak senin eserin işte bu. Biz ne diye anlaştık evlendiğimizde? Aç akrabaların hayatımıza girmeyecek diye anlaştık. Ama sen ne yaptın? Getirdin burnumuzun dibine soktun onları. Kızımı bana karşı zehirledin, doldurdun, bak yaptıklarına bana. Ben bir şey yapmadım. Kızını kışkırtan sensin. Meral, etin soğuyor. Aziz. Karan, ne olur acele et. Burada bir dakika daha fazla durmak istemiyorum. Ağlıyor musun sen? Ne oldu? Oh, Aziz pisliği beni aşağıladı. Elimdeki bıçağı gırtlağına saplamamak için zor tuttum kendimi. Aysel lütfen ağlama. Bak şu anda kapısının önündeyim, evine girmek üzereyim. Biraz daha sık dişini, olur mu? Emir senin bu işte parmağın olmadığından emin olmalı. Dayanabilecek misin? Dayanırım. Ama bütün bunlar bittiğinde boğazımdan geçen her aziz lokmasını onun bahçesine kusacağım. Aysel! Aysel? Teyzemle mi konuşuyordun? Yok, bir arkadaş aradı. Aysel, özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun? Ya çünkü bazen böyle babam densizlik yaptığında sen bana da kızıyormuşsun gibi hissediyorum. Aysel bak sen, teyzemler siz benim canımsınız, ailemsiniz. Ben sizin için ölürüm. Hadi gel içeri girelim. Babam senden özür dileyecek. Yok istemiyorum. Aysel lütfen, benim için gel. Hadi. Baba, lütfen. esprinin dozunu belki biraz kaçırmış olabilirim. Öyle oldu. Ya o aile arasında olur böyle şeyler. Çok takılmamak lazım. Hadi oturun. Hadi gel. Nasıl ya? Ne oldu? Abi eve biri girmiş. Alarm sistemi giriş yapıldı diyor. Nasıl ya? Hırsız mı? Bilmiyorum ki. Abi ev. Allah Allah, şifrede doğru girilmiş. Benim hemen bina güvenliğini aramam lazım. Kusura bakma. Haber ver. Tamam. Sadık, eve biri girmiş. Çabuk çıkın, yukarı bakın. Öyle bir şey nasıl olabilir? Emir güvenliği aradı. Çabuk evden çık. Allah kahretsin. Nihal! Nihal, ne oluyorsun? Yok bir şey. Ay anne, yok bir şey. Kız nasıl yok bir şey? İkide bir banyoya koşturup duruyorsun. Yürü doktora gidelim. Ya gerek yok anne, midemi bozdum dedim ya. Kaç gündür toparlayamadın kızım. Yok yumurta kokuyor, yok peynir kokuyor. Sabahları mide bulantısıyla uyanıyorsun. Hani evli olduğunu bilsem diyeceğim ki... Ne diyeceğim? Hamile misin mi diyeceksin? Anne nasıl böyle bir şey yakıştırırsın ya? Ayıp değil mi? Kız ben öyle bir şey mi yakıştırdım şimdi? Ya ama öyle söyledin. Evden işe, işten eve gidiyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Ya nasıl böyle bir şey söylersin? Kız ben öyle bir şey söylemedim. Delirdin mi sen? Ben sana böyle bir şey kondurabilir miyim? Ne bağırıyorsunuz ya? Ne oluyor? Al işte babam geldi. Ona da söyle. Doktora gidelim dedim. Ona delilendi. Tamam gitmeyelim. Ben sana nane limon kaynatayım, mideni bastırsın biraz. Virüs kaptı bu. Yavrum sen benim ilk göz ağrımsın. Sen beni niye yanlış anlıyorsun? Kolay gelsin memur bey. Sağ olun. Ne oldu, yakalayamadınız mı? Kaçmış. Kamera kayıtlarına bakacağız parmak izinden sonra. Siz nelerin çalındığını kontrol edin, kayda geçelim. Tamam, ben bir içeriye bakayım olmazsa. Tamam. İyi bari. Saat çekmecemde bir eksik yok, içerideki kasa da açılmamış. Hah, bu da açılmamış galiba değil mi? Evet. İyi, süper. Başka da önemli bir şey yoktu zaten. Tamam. Hadi be. Bir eksik mi var? Yok yok. Bir eksik yok. Yabancı birisi girdi yere. Huyluyum ben biraz. Bir eksik yok. Bundan da sunum dosyası çıkarsa var ya... İnşallah öyle bir şey olmaz. Ya umutsuz olma be. Belki bu sefer akrabasının düğün görüntüleri falan çıkar. İnanmıyorum ya. Ben o kadar riske gireyim. Sen git koca evden şu ikisini al gel yani Karan. Aysel. Hı. Açılıyor. Hadi bakalım. Aa, imar kurulundaki adam değil mi o? Aynen. Aa. Tam tahmin ettiğim gibi. Yatak odasına kurmuşlar kamera sistemini. Anı ölümsüzleştirmişler. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Arayacağım adamı. Görüntülerin orijinalleri bende diyeceğim. Aziz'in inşaatına izin çıkmayacak. Projesi patlayacak. Ona karşı kazandığım ilk zafer bu. Kazandığımız. Aleyna? Alo. Ya biliyorum birazcık geç ama böyle hemen küçücük bir şey söyleyip kapatacağım zaten. Babam bir çiftlik aldı. Yarın oraya ziyarete gidiyoruz. Sen de geliyorsun. İtirazla kabul etmiyorum. Tamam. Gelirim. Harika, tamam. Ben sana konumu atacağım o zaman. Şimdi sen kapat, hayır sen kapat saçmalığını yapalım mı? Sen bilirsin. Tamam yapmayalım. Hadi görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Ulan bizim çiftliğimize beni davet ediyor ya. Benim senden söz istememe gerek yokmuş. Sen zaten Aleyna'ya aşık olamazmışsın ki. Olamam Aysel. Karan, yeter hadi oynadığınız oğlum. Rahat bırak babanı artık. Biz iyiyiz oğlumla. Karan, geç bakalım kaleye. Babam bana gol atabileceğini sanıyor anne. Hadi baba, bütün gücünle vur. Geliyor. Şut. Baba ne yaptın? Diyorum ki önce biz burayı böyle bir parti verip yıkalım. Ondan sonra baban iş makineleriyle yıksın. Hiç parti havamlı değilim ben Pelin, sağ ol. Niye? Kolun yüzünden mi? Sen hakikaten nasıl düştün ya merdivenden? Hizmetçi yerleri ıslak mı bırakmış? Ya bir kaza oldu. Bir şey değil. Kovsaydınız. Ama çok güzel değil mi burası? Çok. Aleyna davet edince bizi gerçekten misafir olarak davet etti zannettim. Gerizekalıyım ya ben. Kızım babam mangal yapmayı seviyor. Ne var bunda? Veli çok pişirme o etleri. Eniştem az pişmiş seviyor. Kızım sen de babana yardım etsene biraz. Niye? Yövmiye mi verecekler? Kız kendimiz pikniğe gitsek yapmayacak mıyız kendimiz için? Eniştenize yapınca mı ağrınıza gidiyor? Tamam kızım yapma. Donya gibi otur böyle. Berin bunlar oldu. Hadi alıver. Aa yok çocuğum kalkma. Niye kalkıyorsun? Ben gidiyorum. Aa, lütfen otur lütfen. Allah Allah ya. Ver. Köfteleri oldu. Hadi gel oğlum, köfteler. Geldim. Sebze ızgara gibi bir şey var mı ya? Ben vegan diyetindeyim de asla et yemiyorum yani. Çocuğum et yemiyor musun? Gel buyur. Köfte ye, köfte var. Köfte de et yanımda yemiyorum. Teyzeciğim. Diyetteyim. Domates, biber... olur, biber böyle bir ızgara alırım. Güzel. Sen hiç zahmet etme teyzeciğim. Buradan bir şeyler ayarlarız biz. Olur mu çocuğum? Yok. Ya, gerçekten. Ah teyzeciğim. Pelin gel, al şuradan kısır var, bak burada mercimek köfte var, bulursun bir şeyler, patlıcan falan. Ben anlamadım, onların görevi değil mi zaten, niye biz alıyoruz? Hayır Pelin, değil. Onlar benim misafirim, ailem. Al hadi. Herkese merhaba. Karan, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sağ ol sen. Ben de iyiyim. Ailemle tanıştırayım o zaman seni. Gel. Annem. Merhaba efendim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk efendim. Aysel'i zaten tanıyorsun. Nihal ablam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Pelin. Bak burada da teyzemler var. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk efendim. Çok memnun oldum. Buyur et ye. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eniştem. Memnun oldum efendim. Memnun olduk. Berrin bir tabak daha hazırlar mısın? Tabii. Babacığım. Tabii hemen. Karan. Hoş geldin genç. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyur. Daha önce karşılaştık mı biz? Ha bizim kuruluş yıl dönümü partisinde denk gelmiş olabilirsiniz. Ha. Aleyna Hanım'ın davetlisiydin. Hı. Evet. Gerçekten çok güzel bir yermiş. Güzel değil mi? Vallahi tadını çıkarın. Önümüzdeki ay burada temel atılıyor olacak. Nasıl tanıştınız Aleyna'yla? Biz birkaç kere tesadüfi karşılaştık anneciğim. Sonra da sosyal medyada tanıştık. Hı. Aleyna'nın flörtü mü o? Flört anne ya. Sevgili işte. Kimlerin oğlu? Kimsenin oğlu değil. Yani öyle zengin birinin oğlu falan değil yani. Kendi halindeymiş. Kızım paraları var. Sonuçta fakir damat alabilirler. İmkanları var yani çocuğum. Ya Berrin gözünü dikip bakma Allah aşkına. Gözümü diktiğimde ne yaptım? Yedin mi çocuğu? Hadi sen git etlere bak. Etlere de yardım et. Aleyna seni işe almamı istedi. Yani kızımın referansı seni tabii ki şirkete sokar ama... müdür de yapmaz yani. Ben zaten müdür olmak istemiyorum. Ha. Hırslı değilsin yani. Yok. Bilakis fazla hırslıyım. Aysel! Kızım gel yardım et. Ay. Karımın akrabalarına... hizmetçi gibi davranmamam gerekiyormuş. O yüzden kendime bir şeyler alacağım müsaadenizle. Karancığım sen niye kendi babanın şirketinde çalışmıyorsun? Yani babanın ne şirketi var? Pelin. Babamın şirketi yok. Ha. Biz babamı yıllar evvel kaybettik. Ah canım. Başınız sağ olsun. Sağ olun efendim. Nasılsın? Nasıl olayım sen söyle. Nihal inan bana. Ben sadece kendimi değil seni de kurtardım. Meral'in böyle uysal gözüktüğüne bakma. Ne olduğunu bilse beni değil seni öldürür. Sağ ol. Ben bir lavaboya gideyim. İzninizle. Tamam. Arka tarafta olması lazım. Gürol Bey, bunu imzayı kutlama daveti olarak kabul ediyorum. Ne imzası be? Aşağılık herif. O görüntüleri başka kime verdin? Kimseye vermedim, kime vereceğim? Yalan söyleme. Gece adamın biri aradı. Görüntüler ondaymış. Eğer sizin için izni imzalarsam o görüntüleri basına sızdıracakmış. Ya buyurun oturun Gürol Bey, blöf yapıyorlar. Sen mi yoksa o mu? O görüntüleri bana getir. Yoksa imzayı falan unut. Karan, bak sana ne aldım. Araba. Ya, bakalım bunu ne zaman kaybedeceksin? Bakalım ne zaman? Hoppa! Gel Aysel, gel. Çok severdim bunu. Hala yepyeni duruyor, baksana. Hay be. Küçükken annem her yaz boyumun ne kadar attığını oraya işaretlerdi. Bak, hala duruyor. Karan 4 yaşında, Karan 5 yaşında. Karan 3 yaşında. Aysel, benim bütün güzel anılarım, bütün geçmişim, her şeyim burada. Az önce o şerefsiz tadını çıkar, bir aya kadar burası yıkılacak dedi. Zor tutuyorum kendimi. Gerçekten zor tutuyorum. Yıktırmayacağız burayı. Alamayacaklar o imar izni. Her ne yapacaksan bu senin sayende olacak. İyi ki yanımdasın. Varlığın bana güç veriyor. Bunu sakın unutma, olur mu? Sağ ol. Neler kaynatıyorsunuz ya? Gören de sizi 40 yıldır tanışıyor sanacak. Ben geçen gün hastanede çok sert çıktım ya, özür diledim o yüzden. Ya sana söyledim daha önce de. Kuzenim kimsenin beni üzmesine izin vermez. İşte o gün hastanede de biraz Karan'ın üzerine gitmişti. Ne diyeceğim sana? Burası çok güzel. Biraz dolaşalım mı? Tabii, olur. Ay, o kadar yakıştılar ki vallahi ben bile bir şey diyemedim bak. burası. Yani kim niye satar burayı anlamıyorum ki. Ben olsam asla satmazdım. Gerçekten çok güzel bir yer burası. Kim bilir ne kadar zor durumda kaldılar da sattılar burayı. Yani yazık. Ben ileride böyle bir yerde yaşamak istiyorum. Böyle bir sürü kedim, köpeğim olsun, ineklerim olsun. Birkaç da çocuğum olur. Böyle kalabalık, gürültülü bir aile oluruz. 4. 4 çocuğumuz olsun. Bir gün seninle evleneceğim. Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkınsa olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Aldın mı imzayı, ne yaptın? Alamadım abi. Ne demek alamadım ya? Oğlum göstermedin mi artı 18 görüntülüye Gürol'a? Abi görüntüler maalesef yok. Ne demek yok ya? Abi o gece eve giren kimse o almış görüntüleri. Gürol'a biraz blöf yaptım ama yemedi. Herif arayıp elimizin boş olduğunu söylemiş. Emir ne diyorsun sen ya? Abi bizle uğraşan biri var. Gürol eğer bize o imar iznini verirse görüntüleri basına sızdıracağını söylemiş. O gece de o eve flash diski almaya bu yüzden geldiler sadece, eminim. Hani bir şey çalınmamıştı evden? Sen bana yalan mı söylüyorsun? Yok abi, yalan değil de... Yani ben meseleyi kendim halledeyim istedim. Senin yapacağın iş. Aziz ne oldu? Yok bir şey. Aysel'e bakayım. Aysel. Aysel ya, neler oldu? Bir gün evleneceğiz dedi. Aysel çok romantikti, böyle kalbim yerinden çıkacaktı. İyi. Evlenme teklifini babanın şantajla aldığı çiftlikte almışsın. Ne güzel. Yıktırma burayı. İleride yıl dönümlerinizi kutlarsınız. Ne şantajı? Aysel ne şantajı? Ya tamam boş ver ya. Aysel. Ne şantajı dedim? Söyleyemem. Söylersem babam beni kovar. Bilmeyecek. Söyle. Seni vuran kadınmış bu çiftlik. Baban şikayetini geri çekmen karşılığında almış burayı. Baba! Bu çiftlik beni vuran kadının mı? Ne diyorsun Aleyna? Bir şey sordum. Bu yüzden mi benim şikayetimi geri çektirdin? Ne yaptın sen ya? Nasıl ya? Sen vuruldun mu? Benim niye haberim yok? Bu konuyu evde konuşalım mı prensesim? Doğru yani. Sen kızını bir çiftlik için sattın. Aziz. Bana bunu nasıl yaparsın babaya? Nasıl yaparsın? Aleyna! Gelme! İstemiyorum. İzninizle. Berrin. Hadi kalkalım biz. Gel hadi kızım. Dur baba ya. Aleyna. Aleyna. İyi misin? Değilim. O benim babam. İnsan nasıl kızının canıyla pazarlık yapar? Gel eve bırakayım seni. Ben eve gitmeyeceğim. Artık orada yaşamak istemiyorum. Ben onun yüzünü görmek de istemiyorum. Peki. Üzülme prenses. Geçer. Prenses deme. Onu babam söyler. Yo. Pardon. O zaman ben başka bir söz bulayım. Gidelim mi buradan? Gidelim. Aleyna Hanım verin ben taşıyayım. Bırak Begüm. Ama... Kim söyledi sana bunu? Ya bunun ne önemi var baba? Kim söyledi diyorum? Bilmiyorum. Biri aradı. Tanımıyorum. İyi bir koca olamadın ama iyi bir babasındır diye düşünüyordum. Meral saçmalama şu an sırası değil. Bu bavul ne? Artık teyzemlerde kalacağım. Aleyna yok öyle bir şey. Alır mısın Begüm? Begüm bırak. Baba sen benim kalbimi kırdın. Ve ben seninle aynı çatının altında yaşamak istemiyorum. Hani çekil. Aleyna bekle. Ben de seninle geliyorum. Eşyalarımı sonra aldırırım. Gel anneciğim. Aleyna Hanım, kolunuz iyileşmiyor daha. Ben taşıyayım. Peki Begüm, sağ ol. Anne? Aleyna, ben gelemem. Oradan çıkmak... Oradan çıkmak ne kadar zor biliyor musun? Şimdi dönersen... Yok. Yapamam. Olmaz. Hadi Begüm. Gidemedin değil mi? Basiretsiz. Aziz Bey. Şu hırsızlık olayı neymiş bir de yüz yüze konuşalım dedik. Ama baştan söyleyeyim, hikayen inandırıcı olsun. Yoksa günüm çok kötü geçti, hırsımı senden alırım. Gelin. Kız Aleyna, gecekondu ambiyansı yaşayacağım diye bilerek mi yapıyorsun? Geç çek yat ya. Aysel ya da sen yat. Ya hayır, ben Aysel'e sarılarak uyumak istiyorum Nihal abla. Hey Allah'ım ya, ne yapıyorsunuz yapın. Rahatsın değil mi? Kolun sıkışmadı. Yok yok, sıkışmadı. Babana söyledin mi benim söylediğimi? Hayır, tabii ki hayır. Yani bilmediğim biri aradı, söyledi dedim. O aradı mı seni? Aradı. Ama açmadım. Nasıl olsa burada olduğumu biliyorlar. Babamı asla affetmeyeceğim Aysel. He. Yarın sabah sırtın tutulunca dönersin geriye babacığım babacığım diye. Ya Aysel, gerçekten bazen beni hiç tanımadığını düşünüyorum. Ben bir karar verdim mi geri dönmem. Hem sen niye bana sürekli zengin çocuğu muamelesi yapıyorsun? Öylesin çünkü, değil misin? Ağlama be hemen, şaka yaptım. Aysel ya. Halbuki gün ne güzel başlamıştı Aysel ya. Karan evleneceğiz demişti. Ya onun sevincini bile yaşayamadım. İçeriye anahtarla girilmiş, alarmın şifresi de doğru ha? Kamera kayıtlarına baktım. Yüzü de görünmüyor. Elinde de eldiven var. Yani parmak izinden de bir şey çıkmayacak. Yani kötü niyetli biri olsam derim ki... ...içeriye birini soktun, flash diski de çalınmış gibi gösterdin. Neden öyle bir şey yapayım Aziz Bey? İşte neden yapasın? Mesela rakiplerden biriyle anlaşmış olamaz mısın? Aziz Bey, ben yıllardır sizinle çalışıyorum. Bir hatamı, bir yanlışımı gördünüz mü? Kaldı ki hepsini geçtim. Ben böyle bir şeye nasıl cesaret edebilirim? O konuda haklısın. Yani böyle bir şey yapacak kadar cesur ya da aptal değilsin. Değilsin değil mi? Diyelim ki sen değilsin. Aynı anda hem evin anahtarı hem de alarmın şifresi kimde olabilir? Düşün bakalım. Hem anahtar hem şifre. Hem anahtar hem şifre. Aysel. Kim? Aysel. Kâküllü. Şaka değil mi bu? Yok değil abi. Şaka falan değil. Takım elbiselerimi alacaktı kuru temizlemeden, benim evime getirecekti. O gün ben evin yedek kartını verdim ona. Aynı günde şifreyi söyledim, bir tek o biliyordu. Emir, Aysel o gece bizle yemekteydi. Ayrıca içeriye girenin bir erkek olduğunu söyledi. Tabii ki tek başına yapmaya cesaret edemeyecekti. Kesin bir suç ortağı var. Aysel niye böyle bir şey yapsın peki? Bana tek geçerli bir sebep söyle. Ablasıyla aranızda olanları biliyordur mesela. Olamaz mı? Olamaz. Suratıma bile bakmaz. Gururludur, çocukluğundan beri tanırım onu. Ben size bunu ispat edeceğim Aziz Bey. Ve onun suç ortağını da bulacağım. Emir, bulsan iyi edersin. Çünkü bulmazsan elimde tek şüpheli sen kalıyorsun. Hiç iyi değil. İspat edeceğim Aziz Bey, bulacağım. Eminim onun olduğuna, gerçekten. Üzülme prenses. Ya sen de benim gibiydin, unuttun mu? Ama gittin bak Aziz Erdem'le ile evlendin. Yani ben niye daha ağzına yetineyim ki? Sabah 8'de tekneye gel, konuşmamız lazım. Niye çağırıyor ki bu? O yüzden yok bir şey. Kocamla ilişkin var değil mi?